Şomeri! Ay! Senseri! Ay sense! Otogar! Ay! Bir tur daha düz koşuyorsun. Geriye düz. Bayrağa doğru yer koşuyorsun. Öndeki ele basıyorsun, arkadaki eline vuruyorsun. 1-2 Evet, başla. 1-2 Benim için bir ilkti. Çok mutlu oldum. Uşağa da bu ilki getirdiğim için ayrıca bir mutluydum zaten. Uşaktan zaten başaracağıma inanarak gitmiştik. Hocalarım da bana inanıyordu. Arkadaşlarım da, bütün çevrem bana inanıyordu zaten şampiyon olacağıma. Orada finalde zaten finalim bitince çok büyük bir heyecan yaşadım. Çok büyük bir mutluluk yaşadım. Aslında ilk şampiyon olduğumu öğrenince, yani orada anlayınca sıfırdım. Hiçbir şey yoktu yani. Odaklanmıştım iyice. Ama ardından kürsüye çıkınca o en zirvede Türk bayrağını görünce çok mutlu oldum. Şu anki hedefim Aralık ayında yapılacak olan Türkiye şampiyonası. Dünya seçmesi için. Ardından Şubat'ta olan dünya şampiyonası. Oraya gittikten sonra tekrar zirveyi görmek, finali görmek, birinci olmak, tekrar bayrağımızı en üstte dalgalandırmak, o gururu hepimize yaşatmak şu anki hedefim. Süleyman için tabii ki şu an hemen en yakın hedefimiz 3 ay sonra bir Türkiye şampiyonumuz var ve bu Türkiye şampiyonasının sonucunda dünya şampiyonası seçmeleri yapılacak. Süleyman için artık hedefimiz dünya şampiyonluğu. Bunu başarabileceğine inanıyoruz. O seçmeden çıkabileceğine ve yine dünya şampiyonasına gidip orada da dünya şampiyonu olabileceğine inanıyoruz. Artık hedefimiz dünya şampiyonluğu. Ben her zaman kürsünün her yeri güzeldir diyorum. İlk önce hedefimiz dünya şampiyonasında kürsüde olabilmek, birinci olabilmek, İstiklal Marşımızı okutabilmek, bayrağımızı göndere çektirebilmektir. Bu çok büyük bir gurur bizim için. Sporcumuzun orada İstiklal Marşı'nı okutması, inanın tüylerimiz diken diken oluyor. Ekran başında sporcumu izlerken benim o şekilde olmuştu.